ECMAScript 2015 ile birlikte, ES6 ile birlikte yani bir bakıma da ternary operatörler çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bunu da biliyor ve kullanıyor olmamız lazım. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey, acaba yazdığımız kod yeterince açık mı? Buna dikkat etmemiz lazım. Bir önceki örnekte yaptığımız gibi kullanıcı ile ilgili bilgi alalım yine. Let username dedim ve yine promptla birlikte bunu kullanıcı bilginize yazınız dedim. Bunu dedikten sonra yine let neydi? Info'ydu galiba. Info deyip ondan sonra da bunu da document'tan query selector'la birlikte ID'si info olanı alalım. Bunu da aldıktan sonra da bu sefer bu bilgiyi aldık. Tamam, süper. Şimdi buradaki koşulumuzu yazmak artık bizim için çok kolay. Info'nun içerisinde, inner.html'in içerisinde eşittir dedim. Eşittir dedikten sonra burada yine template editor'ı kullanabiliriz. Bunu kullanırken de, hatta bunu kullanmadan yapalım. İlk önce şuraya bir tane bilgi koyalım. Let item dedim ve buraya bir şeyler yazdım. Eğer item içerisindeki bilgi sıfırdan büyükse, ben bilginin kendisini yazacağım, değilse bilgi yok diye yazdırmak istiyorum. Bu sefer item.length dedim ve büyüktür sıfır dedim. Mesela bunu yazdım. Gördüğünüz gibi burada true dedi. Evet, böyleymiş zaten durumu. Ve soru işareti koydum. Bu eğer kısmının bittiği anlamına geliyor. Daha sonrasında ise doğruysa kısmı başlıyor. Doğruysa kısmını da item'ı yazdır. Değilse içinde bilgi yok dedim. Ve gördüğünüz gibi item'in içerisindeki bilgiyi yazdı. Yani shortcut kullanımı şu şekilde. Tam bu şekilde yazıyoruz. Peki bu yazım tarzını artık biz direkt olarak kullanabiliriz. Yani user'dan bilgi aldık. Bunu aldıktan sonra da inner işleminin içerisine koyduk. Biraz önce burada yaptığımız gibi bu bilgiyi de almaya çalışıyoruz. Peki nasıl olacak bu? Yine dolarla birlikte yazdık. Peki neye bakmak istiyoruz? User'ına bakmak istiyoruz. Neyine? Length'ine. Ne büyüklükte olmasını bekliyoruz? Sıfırdan büyük olmasını bekliyoruz. Soru işareti, yani koşulum bitti. Koşulum bittiyse username yazdır. Değilse kullanıcı bilginiz bulunamadı yazsın. Ve soru üzgün işareti koysun. Öyle olsun. Kaydettim. Enter'a bastım. Kullanıcı bilginiz bulunamadı diye yazdı. Sayfayı yeniledim. Herhangi bir şey yazdım. Kod doğrusu yazalım. Veyahut da Dolayın Ipsum yazın. Enter'a bastım. Dolayın Ipsum yazısı buraya geldi. Bu şekilde ternary operatörü kullanabilirsiniz ve dikkatli bakacak olursanız ternary operatörü aynı zamanda template literal'ın içerisinde kullandım. Yani iki yapıyı birlikte mix ettik. Normalde bu bizim koşulumuzdu ve koşulumuzu direkt olarak, hatta şurada alayım. Şu koşulu direkt olarak dolar ve süslü parantezin içerisine koyarak template literal'ın içerisinde çalıştırdık. Böylelikle tek seferde aslında yapımızı oluşturduk. Tabii ki burada bu yapıyı oluşturduktan sonra buna da ihtiyacımız yok. Zaten sıfırdan büyükse demek aslında varsa demek. Bu da bu şekilde yazılabilir. Ve bu şekilde yazdıktan sonra da yine aynı sonucu elde edeceğiz. Süper. Ternary operatörü gerçekten çok kolay, çok işimize yarıyor. Ve sürekli olarak bunu kullanıyoruz. O yüzden de bundan sonra bu yapıyı kullanarak işlemlerimize devam ederiz. Yeni videoda görüşürüz.